Ne hasta bekler sabahı, ne taze ölüyü mezar, ne de şeytan bir günahı seni beklediğim kadar. Bugün vatandaşlara Şairler Şehri Kahramanmaraş'ta yeteri kadar kültürel etkinlik var mı diye soracağız. Bakalım vatandaşlardan aldığımız cevaplar ne yönde olacak? Var, tabii ki var. Ben yurt dışında yaşıyorum ama geldiğimde gördüm ki bütün etkinlikler sabit, yani görüyoruz sonuçta. Peki Kahramanmaraş'ta değiştirmek istediğiniz bir şey var mı? İnsanlarını değiştirmek istiyorum. Yeteri kadar daha yeni yeni görmeye başladık. Yani daha önce yoktu bu kadar etkinlik. Daha da fazlalaşmasını istiyoruz tabii. Kesinlikle yok ya. Maraş'ta yani insana da uygun değil bana sorarsan bu yönlerde. Yani biraz geri kalmış bir şehirdeyiz bana sorarsan. Peki ne olmasını isterdin? Ya kafalar değişmeli, insanların zihniyet değişmeli. Çok yani yobaz bir toplum bence Maraş. Açık, ben de Maraşlıyım açık olmak gerekirse. Hayır. Ne olsun isterdin peki? Pek bilmiyorum ama yok. Benim gördüğüm kadarıyla var. Dün mesela kaleye çıktım. O da sizin bir etkinliğiniz. Ama 5 yılda bir geldiğim için pek fazla hani Maraş'ı bilmediğim için de hani eskiden ne vardı şimdi ne var onu bilemiyorum tabii. Ama insanları çok terbiyeli bir şekilde söyleyeyim. İnsanları pek beğenmedim. Hani bakış açıları filan bize karşı olsun, yabancılara karşı olsun çok farklı. Hani güzel bir şey değil. Biraz daha kendileri geliştirmesi lazım buradaki insanları. Kahramanmaraş'ta yeteri kadar kültürel etkinlik var mı sizce? Yok. Sorumlulukları vardır tabii ki baştakilerin. Yeterince ilgilenmedi, yeterince yani bu duruma gelmemeleri, ilgilenmemeleri budur. Ya tabii ki kültürel etkinlikler, yarışmalar olsun, daha çok bilgilenelim, kültürümüzü tanıyalım, canlı görelim yani. Böyle isterdik, daha çok isterdik ama maalesef. Ya, kültürel anlamda çok fazla etkinlik olduğu söylenemez. Diğer çevre illerde daha fazla kültürel etkinlik var. Yani bunun sebebi bizim insanımıza mı bağlı yoksa başka şeyleri mi bilmiyorum. Peki Kahramanmaraş'ta ne olsun isterdiniz? Yani ne olsun? Ben yurt dışında okudum. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde okudum. Yani oradaki birçok şeyin insanlara moral anlamında, motive anlamında gerçekten güzel şeyler kattığını gördüm. Oradaki birçok şeyin burada da olmasını isterdim.